Ee, Halil İbrahim sofrasında yemek yiyip de adisyonu bir kişiye yükleyip gitmek şık olmaz diyorum. Anladım. Onun için o sofranın e, masrafına da ortak olmak lazım. Bedeline de ortak olmak lazım. O günkü ortaklığımı aynı ile devam et. Bazen böyle espriler yapılıyor. Sizin ilkücü bir insan olduğunuzu biliyoruz. Devrimci Cemal şeklinde e, sosyal medyada e, şeyler görüyorum. Esin ben hatta e, benim, e, Gökhan'cığım benim e, şeyde E Emma Derin Evet. Kartal'da bir mitingi olmuştu. Evet. Bir günden 17 yıl kaybeden kardeşlerimiz hakikaten büyük bir hak arayışı içerisindeler. Mücadele veriyorlar. Ben de mücadelelerini destekliyorum. Çünkü bir günden e, 41 2041 17. yılında emekli olmak ne demek? Vicdana sığmaz. Evet. Orada gittiğimizde mitingde konuşma yaparken ben konuşurken aşağıdan susma sustukça sıra sana gelecek. Yılgınlık yok direniş var deyince dayanamadım en son dedim ki ya Recep abi 50 yıl sonra bizi de komünist yaptın ya. <laughs> Hatta bana mı e, bu sloganlar atılıyor diye de. bir espri yapmışsınız galiba. Efendim inekler greve mi gitti diye bir manşet oluşturduk bugün programımız içerisinde. Hani talebimiz diyoruz ya aslında talebimiz belli ya karnımızı doyurmak çocuklarımızı doyurmak böyle kahvaltı yaparken acaba bu bu masada peynir var mıydı, yumurta yiyebildi mi diye düşünmemek. Hani ne oldu da bizim süt fiyatlarımız bu kadar arttı hakikaten? İnekler greve mi gitti? Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere sütün litre fiyatını 14 65 lira 65 kuruşa çıkarttı. 22 Ocak'ta yeni yapılmıştı 13 lira 50 kuruşu olmuştu o zaman. Demiyorum ki artırılmasın. Aslında geç kalınmış bir hikayeden bahsediyoruz. Neden? Zamanında belki de çiftçinin o sütüne daha çok para verebilseydik. Bugün 30-40 liralardan bu sütü al. Olmak zorunda kalmayacaktık. Bazı şey özür dilerim. Müdahale ediyorum hemen ama hemen hemen lütfen. O yani 13.50'nin 14.65'e çıkmasının süt üreticisine, besicisine... hiçbir faydası yok. Arpa nereye çıktı? Yem nereye çıktı? Ne oldu efendim? 300 arttı. %300 arttı. Söylediğin rakam %10 bile değil. Evet. Şurada gösterdiğin rakam %10 bile değil. Zaten süt besici kalmadı ki. Çünkü bu maliyetleri karşılama şansları yok. Elektrik, doğalgaz akaryakıt, yem, saman, arpa Evet. yani çoban bulmak bile artık mümkün değil. Yurt dolayısıyla yurt dışından getiriyorlar hamileye. çobanı. Dolayısıyla bu rakamlar süt üreticisi için insaf sahibi olmamız lazım. Alt. Makul rakam değil. Evet. Burada esas olması gerekeni bu iktidar yapmıyor. Bu iktidar Nedir? zalim. Nedir Burada esas olması gereken doğrudan gelir desteği 11 yıl önce 170 liraydı. 11 yıl sonra yine 170 lira Gökhan. 11 yıl önce 170 liraya 80 litre mazot alıyorduk. 80 litre mazot. Bugün 170 liraya 4 litre mazot alamıyoruz. Bir devlet düşün ki 11 yıl önceki doğrudan gelir desteğini 11 yıl sonra hala 170 lira yapmış. Ama bu arada ceza, ehliyet, pasaport, harç bunlara %2 bin zam yapmış.